Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Forza Motorsport oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak 500 abone hedefine destekte bulunursanız bu arada çok çok sevinirim. Şimdi iyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. Evet, yeni bir seriye başlayacağız abi. Üstün Performans serisi var sırada. Bakalım nasıl arabalar bekliyor bizi. Bir görelim bakalım. Paramız yetecek mi yetmeyecek mi? Bir bakalım. Hemen bir sinematiği izleyelim. Over the last 20 years, top manufacturers in Italy, Germany, and England have produced premium performance coupes possessing an exciting combination of power, handling, and understated elegance. Intended for serious drivers who love mechanical excellence, gorgeous bodylines, and a long, winding road. Functional and comfortable for relaxed road trips, more than enough power for aggressive track days. And when built to the next level, these cars transform into exhilarating track weapons that a skilled driver can wield to dominate the competition. Oğlum arabalar fena gözüküyor lan. Şöyle en sola gidelim. Aston Martin var ilk sırada. Sonra Audi'ye geçiyor. Fiyatlara bakalım. 134.000 yüzümüz var. Bu Aston Martin'i alamıyoruz. Alttakini alabiliyoruz. Bu sanırım gerçek parayla alınıyor. Bentley'e geçtik. Yine 132.000 alabiliyoruz. Oo, i8. Abi çok iyi bir araba bu ya. Çok beğeniyorum bu arabayı. Fakat elimdeki parayla en yüksek performans gösteren arabayı, yani bu şu PI puanına göre bir araba seçmem lazım. İçimde gidiyor yani. Şu an 118.000 olduğunu gördüm. O yüzden bir de 644 puanı var. O yüzden ilk seçeneğim olmayabilir. Ferrari Roma var. Ferrari California var ama ikisine de paramız yetmiyor maalesef. Alttakine bari yetseydi ya, California T'ye. Jaguar'a yetiyor paramız. Lotus Emira'ya yetiyor. Bu da güzel bir arabaya benziyor ama puanı düşük. Porsche var yine. 911 Carrera. Ve TVR Griffith diye bir araç var. Mevcut araçlar. Hepsini gösteriyor. Kendi aracımızı kullanamıyoruz herhalde değil mi? Mesela bizim de Porsche'miz var bir tane ama onu kullanamıyoruz anladığım kadarıyla. Peki aşağıda mesela BMW indiriminiz diyor %0. Maksimum seviye araba. He. Maksimum seviye arabamız olursa 5 tane indirim sağlıyor öyle mi? Çünkü bizim bir tane BMW'miz var. Porsche'miz de var ama bunlar maksimum seviyeye henüz gelmedi. Peki abi, şimdi alabildiğimiz arabaların puanlarına bakalım. 135, bunu alamıyoruz zaten. 640 var. 656 var. 644. Bentley şu anda en iyisi. 138, bunları alamıyorduk zaten. 646, 656 hala Bentley daha iyi. Bentley daha iyi. 685, 656. Yine Porsche alacağız gibi gözüküyor. Çünkü TVR'ın da puanı 667 olduğuna göre paramızın yettiği en yüksek performanslı araç Porsche 911 Carrera S. Alalım abi, tamam, okey. Hızlanması 5.2, hızı 6.3, frenleme ve yol tutuşu 3.6. Şöyle değiştirelim. 530 Nm torku var. 331 kW gücü var abi. Okey, tamam. Satın alalım. Renk seçiyoruz. Peki seçelim. Porsche'mizin rengi neydi ya? Oo, çok güzel gözüküyor arkadan he. Bu renk nasıl? Gayet güzel gibi ama. Beyazdı galiba ilk Porsche'muz. Porsche'miz. Şu renkler güzel ama hiç yani şu skalada gözüktüğü gibi gözükmüyor arabada. Şunu alalım ya. Tamam. Daha sonra değiştirebiliyoruz zaten rengini. Kalan 100 kredimiz kalacak geriye. Ama dert değil. Zaten yarışlarda kazanacağız. Satın alıyorum. Evet, ilk yarışımız Yas Marina Circuit pistinde olacak. Rakip zorluğu 4 turlar 5, 5 tur atacağız. Vay, bayağı uzun bir yarış olacak yani. Devam et diyorum. Performans geliştirmesi yapalım abi öncelikle. Ben hemen en optimum geliştirmeni hemen kontrol edip geliyorum. Abi şu ön lastik ve arka lastik genişliğini artırırsam gayet güzel bir geliştirme olacak diye düşünüyorum. Frenleme konusunda özellikle. Frenleme ve yol tutuşu konusunda. Daha çok evet, yol tutuşu artıyor gördüğüm kadarıyla. Aracın mevcut puanı da 689'a çıktı. 4 puanlık bir artış var. Öncelikle frenleme ve yol tutuşunu artırmam gerekiyor. Diğerleri zaten gayet iyi.
düzeyde. Onayla diyorum abi. Evet, devam edebiliriz abi. Antrenmanımızı yapalım. Each of the turns around the trackside hotel here at Yas Marina are around 90 degrees. Be consistent in the braking zones to turn in early onto the red and white curbing. He, bu otel olan pist. Yani otelin etrafında döndüğümüz pist galiba. Önce yarıştığımız bir pist yani. Galiba dönüp dolaşıp hep aynı pistlerde şey yapıyoruz, yarışıyoruz. Neyse, tamam. Zorluk diyor. Zorluk en son ayarladığımız gibi. Devam edelim abi, en son ayarladığımız gibi. Evet. Yine oyunu unutmuşumdur. Kameram açık. Okay. Abi virajlar keskin dedi. Bir ona dikkat etmem gerekiyor. Ama dönüşte fena değil gibi sanki araçta. Yol tutuşu yani. Hissiyatı çok iyi. Kontrollü bir sürüşü var yani aracın. İlk şeyler, zamanlama olayları hep yeşil oluyor zaten. En iyi süreler. Sevmiyorum artık eskisi gibi. Burada da bir dönüş varmış. Harita okumayı unutmuşum. Hızlanması epey iyi. Biraz kayıyor ya be. Bir turu 2.14 19 saniyede bitir diyor. Drift yaptık ha bayağı. Evet, bu pisti hatırladım şimdi. Bu dönemeçleri hatırladım. İyi döndük. Ah be, tamamlayamadık. Bonus görevi. Bir saniyeyle kaçırdım galiba. Bir drift attık. Bir drift daha. Mouse çekelim şuradan. Yarışın başından beri orada mıyım lan? Burayı kırmızıyla geçtik ne yazık ki. Burada olabildiğince hız almamız ve güzel bir süre yakalamamız gerekiyor. Burası da yeşil. Okey, daha hızlı bitirme şansımız var.
Burası da yeşil. Çok iyi. Çıkmadık, çıkmadık. Öndeki Ferrari mi lan? Hadi be. İşte bu. 13 görev tamam. Hayırdır lan sen? Pitten geliyorsun, bizi geçmeye çalışıyorsun. Son turdayız herhalde, değil mi? Aynen. Ha, BMW i8 mi o? Onu geçmemiz lazım abi. Bu arabadan daha düşük özelliklere sahipti. O yüzden aynen ve geçtik zaten. Ceza yazdı. Ulan ya. Adamı geçtik diye sevinirken yoldan çıktık, değil mi? Ya bu arabaya bir şey yapmak lazım. Spoiler ve kasa değişikliği, yani etek metek, ön tampon, arka tampon. Bir önceki arabalarda farkını hissetmiştim, yani dönüşlerde bayağı kolaylık sağlıyor. Evet, bitirdik abi antrenmanı, şimdi yarışa geçelim. Evet abi. Yarışa gitmek için hazırız bence. Kaçıncı sıradan başlayalım? 15'ten başlayalım abi. Birincilik ve üçüncülük arasında diyor, bitirebilirsiniz diyor tahmini. Bir başlayalım. Zaten podyum bonusu da bayağı iyi veriyor. 7000. Başlangıç pozisyondan 3350. Zorluk ve kural setinde 3650. Gayet iyi. Abi pist Abu Dhabi'deymiş. Birleşik Arap Emirlikleri'nde. O yüzden otel var ha. Önümüze geçti lan birileri. Kaydık. Kim çarptı lan bana? Ben çarpmadım vallahi. Yani bu düzlükte basabiliyoruz abi. Birazdan frene geçeceğiz. Allah, çok fena vurdum he. Oğlum.
Bir yerden ceza yiyeceğim bence. Aha. Çok iyi. 13. sıradayız. İki kişi mi geçebildik sadece? Bu viraj tehlikeli abi. İki kişi daha geçtik. Ceza yok. Devam. Aşırı odaklandım şu anda. 10. sıradayım. İlk turumuz bitecek. Daha bir 4 turumuz daha var. Bence birinci oluruz ya. Ceza yok, ceza yok. Çok kaydım. İyi toparladım ama. Çok kaydım. Çekil şuradan artık. Aa, ceza yedik. 0-8 salise gibi. Yani bir saniye bile değil ama etkileyecek mi? Yahu. Basın gaza ya. Uyarı. Tamam, bir sıkıntı yok. Uyarı aldık sadece. Buradaki viraj kötü. Tamam, güzel geçtik. Bir araba daha öne geçtik. Allah. Ceza yok, ceza yok. Çok güzel geçtim. Altıncı sıraya yükseldik. Önümüzdeki TVR'ı geçelim. Önümüzdeki ne? Porsche galiba. Geçelim abi. 3 tur kaldı. Alarmım çaldı. Kapattım. Devam. Şu sıradayız abi, gayet iyiyiz. Düzlükte bunu geçtik. Farlarını göreyim, gördüm, tamam. Böyle sağa çekelim arabamızı. Güzel geçtim be. Güzel hızlanmam lazım. Bunun geçmesine izin vermemem lazım.
Tamam, çok güzel geçtik abi. Ağırdan alınca o virajı gayet temiz geçiyorsun. Tamam, burayı da atlattık. Araç 5. seviyeye atladı ilk yarıştan. Çok iyi. Son iki tur mu? Bastır abi, bastır. Şu 08 saliseyi, daha doğrusu saniyeyi kapatmamız lazım. İkinci ile olan farkı. Geri sar abi, geri sar. Düz giderken el freni sıktım. Çektim daha doğrusu. Biraz daha geri. Ama kâr etmedi. Devam abi buradan. Burası çok sert ya. Şu geçtiğimiz yere finish zannediyorum ya. Takır tukur sesler çıkıyor. Onlar ne acaba ya? Baksana takır tukur. Şanzımanla alakalı mı acaba? Sanayilik mi oldu araba? Ne oldu? Bastır oğlum, bastır. Son tur. Hadi gidelim. Oğlum araç yine seviye atlayacak he. Baya güzel tecrübe puanı kazandık. Ve fazla tur olmasının da herhalde avantajı var. Aha da atladık.
Evet, buraya da geçtik. Buradaki virajları da atlattıktan sonra zaten finish geliyor. Evet, o havai fişekler falan patlatılıyor benim için. Yürü be. Üf. Good run out there. Teşekkür ederim. Evet, zorluydu ama güzel bir mücadeleydi. Şimdi toplam süre 11.53. 3 saniye fark atmışız İkinciye. Çok güzel abi. Ceza almamıza rağmen birinci olabildik. Devam. 28 puan kazanmışız. Çok iyi. İkinci 25 puan kazanmış. Aramızda 3 puanlık bir fark var. Devam ediyorum abi. Kupamızı alalım. İşte bu. İşte bu. Abi 22.000 kredi kazandık lan. İlk defa bu kadar kazandık sanki. Güzel kazandık. Yarış bitişi 9.200 vermiş. Antrenman 5.700 vermiş. Çok iyi abi. Devam edelim. 10.000'de ödül geldi. Ne için abi? Haftalık beceriler mücadelesi diyor. Herhangi bir kariyer etkinliğinde podyuma çıkın. Bunu zaten daha önce yapmamış mıydık? Haftalık diyor. Peki. Tamam diyelim. Devam. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma abone olup 500 abone hedefine destekte bulunursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.